Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab Tatava'yı sunar. Dogecoin. O Barbie. Filmin reklam kampanyasına 150 milyon dolar harcanmış. Filmin maliyeti 145 milyon dolar. Çok normal. Çok normal. E ee, Barbie zaten bir reklam ürünü ve reklamlarla yıllarca satılan, ayakta kalan bir ürün. Tabii, Tabii ki yani. Ya bize üniversitede öğretilen i̇şte ben işletme mezunuyum. Pazarlama yönetim seçmiştim. Üçüncü, orada üçüncü, dördüncü yılda biraz daha dersleri başka bir ağırlığa götürüyorsun. Hep öğretilen şuydu. Hayatımızın yüzde pazarlama zaten diye. Yaptığın işi pazarlama. söylediğin lafı pazarlama. Hepsi o. Yani Barbie konusunda da onun maliyeti onu fark etmez. Nasıl reklamı yapabiliyorsun? Nasıl insanları duyurabiliyorsun? Şimdi gidip de mesela Oppenheimer'ı filmine harcadığın para kadar reklamına para harcamazsın. Çünkü o adam adam bomba patlattı. ne yapacaksın? Atom bombasını mı <laughs> satacaksın yani? Anladın mı yani? bir <laughs> şey Yani o açıdan, pazarlama açısından. Evet. Ama burada da pazarlama bak mesela... O zaman böyle satabileceğin her şeyi pazarlayacak mısın yani? Satabileceğin her şeyi pazarlayabilirsin abi. Sizin mi hocalarınızın mı? Evet. Tezi bu. Yoksa bir işletme fakültesinin... Hani... Tabii, tabii şiarı mı? Evet. Sloganı yani resmen. Hmm. Ne Aklına yatmayan bir şey mi oldu? Ya, katılmıyorum ama benim fikrimin hiçbir önemi yok. Hiçbir değeri yok gerçekten bu konuya ilgili. E, ben işletme uzmanı değilim yani. Hayır niye aklına yatmıyor yani o anlamda? <laughs> Abi yani, soyadını öyle koymuşlar gibi. Sizin dediğiniz nesnel bilimsel bir şey. Benimki tamamen öznel kişisel bir şey. Ve en çok beni seven izleyicinin bile bu konuyla ilgili fikrime Abi, ihtiyacı hayır, yok hayır yani. şöyle, şöyle örneklendireyim. Mesela işte Nuri Bilge Ceylan senelerce çok kaliteli filmler çekti. Ama bunun tanıtımını, reklamını yapmak gibi bir de gayesi olmadı. Ve biz Kanda o rekorlar kırılana, ödüller gelene kadar da çok burada e, bir şey yapmayan filmler oldular. Evet sanat filmi olmasıyla da alakası var. Ama ne zaman ki Kanda işte ödüller gelmeye başladı, özel gösterimler oldu. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin ne zaman çıkacağı daha çok konuşulmaya başlandı. E, Twitter'da daha çok tartışılmaya başlandı. Biraz öyle yani. Hatta klasik Türkiye'de çok beğenilen bir şeyi bir başka çok beğenilenle eşleştir. Diyalektik halde onları böyle kamplaştır. İşte Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan. Tabii. Bütün bunlar Tolstoy yaşandığı için Tolstoy. mutluyum. Yani ikisinin de sinemasının şey hak ettiği değeri... En azından bir kısmını bulduğu için sevinçliyim. Yine de bak bunda bile bir aslında onların kontrolünde olmayan... Kimsenin kontrol etmediği, doğal gelişen bir böyle pazarlama var. Ben onu seviyorum işte. Yani işte... Müzikte de öyle. Yani sen şimdi direkt mesela e, tamam şu işte, Kore pop'ta büyük bir böyle pazarlama var mı? Var. Oyuncu e, oyuncu diyorum işte. E, oyuncu gibi, Oyuncuyu indirgiyorlar da şarkıcıları o yüzden. Kılık kıyafetinden Instagram postunda paylaşacağı şeye kadar her şeyi o influencer denen kişiler belirliyormuş. Belli o influencer'ların para kazanma projesi. İşte e, ama mesela kaç sene kalıcı olacak? Yani mesela şu anda çok dinlenen örnek vereyim. It's twice çok dinlenmiyor. Abi 20 sene sonra YouTube'da herhangi bir kanalda Twice tişörtüyle... Kore pop mu bu? Evet. ya hakimsin abi. Hakimim tabii ama çocuk büyütüyorum ya. İşte bu yeni şeyler hep öyle hakimsin. Ama 20 sene sonra yine Beatles tişörtüyle çıkılacak. Mesela i̇şte şey vardı abi, o nerede o? Sildin mi onu? Falan Beatles, Smith, Pink Floyd falan dinleyenler şeymiş. Öyle çocuğun öznel fikri. Tarihin tozlu sayfalarında kalmışlar. Güzel. Öyle mi? İtiraz mı yok? Peki o zaman böyle pazarlama açısından bakarsak şu anda ben konuşurken kaç Beatles plağı daha satıldı dünyanın her yerinden? <laughs> satıldı abi. Telif haklarının kaç tanesini Michael Jackson zamanında almıştı? Şimdi oradan Michael Jackson'ın süresi ne kadar para gitti? Elimi vurduğum an Paul McCartney'nin bir şeyi satıldı mı? Satıldı. Hani abi? Bence senin tweet bayağı toz ya. Bidelsin. Ama böyle yani sildin uçtu yani abi. Tabii tabii canım. Beatles'ın pazarlamamız çok bak, iyi. Elimi vurduğum an bir genç ya Morsey ya Johnny Marr Gitarcı. Ya Manchester. Manchester United, Manchester City okurken bile. Hmm. City United aynı şehirde büyüyorlar. Ber iki kardeş veya iki grup elemanı. Biri City, bir United. Örneklere bakıyor ama bu neymiş? Müzeye bakalım. Smith. Hmm. Aa Liverpool'un tezahüratı varmış. Aslında şey işte. Yerine şey yapıyorlar. Büyük burunlu ya. Big nose işte gonna strike again diye. Yani yine golünü attı. Ya atacak diye. O Big Mat strikes again. Smith'in şarkısı mesela. Diyor ki biz Manchester'ı biz kardeşim bizim şarkı kullanma falan. Ya bunlar kültür tekrar dönüştürülüp tekrar sizin hocalar ve kuramcıların haklı bulduğu şekilde pazarlanabilir. Hı hı. Bir de hazır tüketim kültürü, fast food kültür bir dönem pazarlanır. İşte örnek vereceğim benim çocukuma New sonunda bu hatırlıyor musun? Tabii ki kayboldu gitti. Ama bir tanesi kaldı aralarından konuk olan Kaslı abi, kardeş. Süper oyuncu oldu. Sonra rap falan yaptı arada. Ya çok iyi oyuncu olmadı mı o? Hmm. O iki sonu bak adını hatırlamıyoruz adamın. Hatırlamıyorum. Ya ne o Nilki sonlu bulan kardeşinin, abinin kardeşi. Ya süper bir oyuncu ya. Bütün mafya filmleri, kavga edilmiş filmlerin hepsinin aranan oyuncusu. Bak şimdi bulacak arkadaşlar, söyleyecekler bize biz o zamana kadar. Onu getirme, o tehlikeli bir konu. Onu şimdi getirme. O çok tehlikeli. Şimdi <laughs> öncelikle sen onu bul. <laughs> Dur, isim hatırlamaya çalışalım. Mark, Mark oyuncu kaslı. Wolberg. Bravo. Değil mi o? Bilmiyorum. O şimdi İlki sonlu blokun kardeşi değil mi? Hadi buyur. Ya gir bir Wikipedia'ya diye abi. Mark Wolberg yaz. Dur yanlış bilgi vermeyelim. Dürün, dürün, abi bak dürün, ben şunu dürün, hatırlıyorum dürün. böyle. Twice Moist salt etmiş. Okula geldim. Okula koskoca 17, 18, 19 yaşında kişiler. Nifis on the block. Tişörtler. O şapkayı öyle takıyorlar. Klipteki gibi falan. Nerede abi şimdi? Mesela böyle Ersin'in şeyi duruyor böyle. MC Hammer Şam, şalvarı duruyor. Niye? Abi çünkü o kendi tarzında ve ölümsüz bir eser yaptı. on the blok her zaman olan yakışıklı boyz band. İşte Barbie'nin erkek versiyonu. Ken'i arıyorum. Ken'i böyle arıyorsun işte. Ken'i arıyorsun, tüketiyorsun. Ben hiç aramadım Ken'i ya. Ama Barbie'yi buldum galiba ben işte. Nişan taşıyor ya arası. Hayatta yani Barbie'yi buldum. Kendi Barbie'mle evliyim işte o bana yetiyor. De, çok yıllardır. yakışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu çok tehlikeli bir hareket. Çok çok Ukraynalı tehlikeli. Ukraynalı bir, bir genç kız İstanbul evet. sokaklarında kendi Bu bariz hareketler. bir reklam. Çünkü hiç kimse evet. İstanbul sokaklarında bu tehlikeyi gözü alamaz. Yani. Yıkarlar. Sen yap <laughs> ey sen yap. Ben yapamayacağım. <laughs> Zaten çok belli bir oyuncu olduğu. Burada doğal bir şey yok. Yok yok. Yani o hocam. üfleme püfleme falan. Yine de mesela oradaki amcalar aç abi. Oynat abi. Oynat Uğur'cum. İşte burada amcalar Var, yani. yani. şimdi, ha, i̇şte amcalardan dur dur. Şimdi amca bakmış bilmem ne miymiş. İşte amca şöyle tavır yapmış falan. Amca yanlı yani şimdi. Eşi der ki seni genç bir kızla görmüşler falan. Valla o yanıma oturdu. Hani senin yanına niye otursun falan anlatamaz anladın. Çok kötü Bitti gitti. Bitti yani ya. amcayı ben düşünüyorum. Şuradaki tek Çok kötü gitti tek, ya. Tek insani dram amcalar şu anda. Bak şu amca bakmamaya çalışıyor. Bakmamaya çalışıyor evet. Ama yani bakmaması evet. mümkün değil. Yani anladın mı? Yani bak mavili amca tam faka bastı. Bitti mavili amca akşam. Seni Ukraynalı bir kızla görmüşler, sarışınmış. Ya geldi yanıma oturdu, kimse inanmaz biliyorsun. senin niye yanına otursun falan filan ya? Yani. yani abi zaten Ken'i arıyorsa orada Ken yok belli ki bu arada yani orada şimdi. Kenan, <laughs> Kenan'mış abinin adı ha. dersin? Kenan Anlıkken komutanım. Kenan. Ha. Yani Emre Gönülşen'i böyle analım hadi parça parça da yapardı. Cihaz almanın ve satmanın kolayı izice Tatava'yı sundu.